Artı TV'den yeni bir ekolojik odak programından herkese merhaba. Bu hafta ekolojik odakta iki önemli konumuz olacak. Bir tanesi malum hali hazırda İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden COP26 iklim zirvesi. Bir diğeri de önemli bir rapor açıklandı geçtiğimiz günlerde. Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritası 2050'de net sıfır. Şimdi bu iki konu aslında birbiriyle ilintili ama biraz Glasgow'dan bahsedelim, neler oluyor. Bugün itibariyle konferans, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ikinci haftasına girdi. Hafta sonu binlerce protestocunun katılımıyla iklim krizine karşı daha cesur adımlar atılması talebiyle önemli bir protesto gösterisi yapıldı. Aslında geçmiş yıllarda hep iklim zirvelerinde gördüğümüz görüntülere benzer bir gösteriydi. Elbette Glasgow sokakları da renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişi katıldı. Bunların detaylarını konuşacağız. Esas itibariyle bu bir yılda pandemi yılı sebebiyle bir yılda gecikmeli olarak gerçekleştirilen Glasgow'daki iklim zirvesinin sonundan Paris İklim Anlaşması'nın nasıl uygulanacağı ile ilgili olarak bir Paris Kurallar Kitabı'nın çıkması bekleniyor. Toplantılarda neler konuşuluyor, neler ele alınıyor? Bugün bunu biraz konuşacağız. Zira dünyanın pek çok yerinde gençlere, çocuklara iklim eylemliliği konusunda ilham veren Greta Thunberg yaptığı konuşmada COP26'nın başarısız olduğunu söyledi. Gerçekten başarısız mı ilerliyor bu seneki iklim zirvesi? Ve buna bakacağız. Burada katılımda ciddi adaletsizlik eleştirileri var bu seneki COP26 zirvesine yönelik. Nedir o? Özellikle fosil yakıt endüstrisi delegelerinin ülke heyetlerinden çok daha kalabalık biçimde burada temsil edildiği yönünde bir takım eleştiriler var. Yine bunları konuşacağız. Daha mı görünürler, daha mı çok sesleri çıkıyor? Bunları konuşacağız. Bir diğer konumuz da az evvel söylediğim gibi önemli bir rapor açıklandı. İstanbul Politikalar Merkezi'nin öncülüğünde çok önemli akademisyenlerin, farklı disiplinlerden hocaların katılımıyla, katkısıyla Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritası raporu açıklandı. Dediğimiz gibi geçtiğimiz günlerde. Bu rapor neden önemli? Bu rapor Türkiye'nin 2015 yılında Paris İklim Anlaşması kabulünden önce verdiği katkı, niyet beyanına yönelik olarak yapılmış ilk çalışma. Geçtiğimiz günlerde Türkiye biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'nı henüz onayladı. Üzerinden daha bir ay geçti. 6 Ekim tarihinde meclise getirildi ve onaylandı. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında 5 yıl önce verdiği ulusal katkı beyanı belgesinin de güncellenmesinin vakti çoktan geldi de geçiyor. Çünkü bütün uluslararası kamuoyunda da ulusal bir takım sivil toplum kuruluşlarının da dikkat çektiği üzere Türkiye'nin son derece yetersiz bir ulusal katkı beyanı söz konusu. Bu 6 Ekim'de verilen onay sürecinde Paris İklim Anlaşması'yla bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2053 yılında Türkiye'nin net sıfır karbon hedefini ilk kez tarihsel bir hedef vererek dillendirdiğini de yine hatırlatmış olalım. Şimdi dediğimiz gibi bu NDC'lerin 5 yılda bir güncellenmesi gerekiyor. Bu rapor aslında bunun için çok önemli bir yol haritası niteliğinde, önemli bir rehber niteliğinde. Bugün bu raporun detaylarını konuşacağız. Farklı senaryolar üzerinden ele alınmış Türkiye'nin net sıfır karbon çalışması diyelim. Burada dört farklı modelle ilerlenilmiş. Bir tanesi elektrik sektörünün modeli, ulaşım sektörü modeli, binalar ve makroekonomik model birlikte çalıştırıldığında bir takım veriler elde edilmiş ve Türkiye'nin farklı senaryolarda dediğimiz gibi net sıfır hedefi incelenmiş. Acaba Paris İklim Anlaşması'nda belirtilen 1,5 derece hedefiyle 1,5 derece olmazsa 2 derece
de küresel ısınmayı sınırlandırma hedefiyle uyumlu mu? Bunları konuşacağız. İki değerli konuğum var gene bu hafta Ekolojik Odak'ta. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ve ODTÜ İktisat Bölümünden Profesör Doktor Ebru Voyvoda bu hafta Ekolojik Odak'ta konuklarım. Merhabalar Ümit, merhabalar Ebru Hocam. Hoş geldiniz Ekolojik Odak yayınına. Merhaba, iyi akşamlar. Şimdi ben hemen ilk sözü çok da uzatmadan Ümit'e vermek istiyorum. Çünkü Ümit daha henüz Glasgow'dan geldi ayağının tozuyla. Ben çok kısaca bahsettim. Hem dışarıda gösteriler devam ediyor hem de içeride toplantılar tüm hızıyla sürüyor. Liderlerden önemli katılımlar var ama dışarıda da yine her zaman olduğu gibi sivil toplumdan önemli eleştiriler var. Senin Glasgow'dan dönüşte izlenimlerin neler Ümit? İstersen bunlarla hemen başlayalım. Glasgow İklim Zirvesi biliyorsunuz 26. COP, yani geçen seneki arayı da sayarsanız demek ki işte 27 senedir bu COP'lar devam ediyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu sene bir şekilde iklim krizinin özellikle çok fazla görünür hale gelmesi, işte Avustralya'daki orman yangınlarından başlayarak bu sene Türkiye'deki yangınlara, sel felaketlerine gelinceye kadar ve her tarafta bunun, yani Sibirya'dan Kanada'ya, işte Almanya'dan Amazonlara kadar aklınıza gelebilecek her coğrafyada iklim krizinin çok görünür etkilerinin ortaya çıkması, bir de üstüne pandemi sürecinde yani pandemi gibi küresel krizlerin, iklim krizi de benzer bir küresel kriz, bizi çok hazırlıksız yakalayabileceği ve ancak küresel bir şekilde bunlara müdahale edilmesi gerektiği fikri iyice ortaya çıktığı için Glasgow zirvesi birdenbire önem kazandı diyebiliriz. Birinci neden herhalde buydu. Yani kamuoyundaki ilginin artması. İkincisi İngiliz hükümetinin, yani Birleşik Krallık hükümetinin tamamen diplomatik nedenlerle bence, yani Brexit sonrası durumunu sağlamlaştırmak ve bir tür küresel güç haline gelmek yolunda iklim kriziyle ilgili politikaları kullanma ihtiyacı, Boris Johnson'ın popülaritesini arttırma isteği vesaire vesaire, bunların da etkisiyle Glasgow iyice ön plana çıkarıldı. Ama bunları, bu iki durumu göz önüne almadan baktığınızda Glasgow COP'unun önceki COP'lardan herhangi bir farkı ya da özelliği aslında yok. Bir Paris değil burası, bir Kopenhag değil. Yani evet, daha önceki belirleyici COP'lardan bir tanesi değil. Sadece işte Paris'ten 5 sene sonra iddiaların arttırılması, taahhütlerin güçlendirilmesi anlamında bir 5. yıl olduğu için ekstra bir önemi vardı. Bir de işte Paris Kurallar Kitabı'nın bitirilmesi açısından bir önemi vardı. Ama bitmese de olur. Yani şu anda Glasgow'un böyle bir ölüm kalım noktası olarak tanımlanmasının arkasında bence politik, siyasi nedenler yatıyor büyük ölçüde. Bir de işte dediğim gibi kamuoyu ilgisi yatıyor. Ama tabii bu yoğun kamuoyu ilgisi ve yani ölüm kalım noktası konusunda yapılan uyarıların da etkisiyle Glasgow'da cumartesi günü benim de katıldığım işte 150 bin kişilik bir yürüyüş oldu. Şimdi burası Londra değil, dolayısıyla bu sayı çok yüksek aslında. Yani Paris'te o zaman şartlar uygun değildi. Terör saldırılarından sonraya denk gelmişti. Pek büyük bir gösteri olmamıştı ama mesela Kopenhag'da 100 bin kişi falan yürüdü o zaman 2009'da. Londra'da olsaydı eminim çok çok yüksek bir sayı olurdu ama hani biraz da bunu engellemek için Londra'da değil Glasgow'da yaptılar. Ve Glasgow'da bile 150 bin kişinin sokağa çıktığı ağır yağmura ve şeye rağmen, yani bayağı ağır yağmur yedik ve rüzgar yedik. Buna rağmen işte 5 saate yakın süren, 5-6 saat süren bir yürüyüş çok güçlü oldu. Greta'nın konuştuğu bir gün önce çocukların greviydi. Evet. Okul grevi. Orada da ben ona da gittim. Bir 10 binin üstünde insan vardı. Çünkü daha çok
anne babalarıyla gelen çocuklar falan vardı. Yani talepler, tabandan gelen talepler radikal, sokağın sesi güçlü ve içeride de bu ses ister istemez duyuluyor. Yani dışarıda ne olursa olsun biz bildiğimiz okuruz havası yok, kimse öyle düşünmesin. Evet. Ama tabii belli güçler, hükümetler ve şirketler dönüşümü ellerinden geldiği kadar geciktirmek ve yavaşlatmak için yapabilecekleri her şeyi yapıyorlar. Buna müzakereleri geciktirmek, yani sonuç alınmasını engellemek de dahil. Mesela Suudi Arabistan'ın falan yaptığı gibi, Brezilya'nın yaptığı gibi. Ya da bazı ülkelerde işte hedeflerini düşük tutup Çin gibi vermesi gerekenden çok daha düşük hedefler verip Amerika Birleşik Devletleri gibi. Evet. Ve bunlar da inat ederek, ısrar ederek ya bundan fazlasını yapamayız diyerek süreci yavaşlatıyorlar. Sonuç itibariyle COP26'dan bu hafta bir sonuç çıkar. Ama bu sonuç küresel ısınmayı durduracak bir sonuç olmayacak. Bütün bu taahhütlerle yeryüzünün sıcaklığı 2,5 derece civarında kesin artacak. Dolayısıyla bundan sonra, yani önümüze bakmamız lazım. Bu mücadele devam eder. Önümüze bakacağız ve bundan sonra bütün ülkelerin 1,5 dereceye uygun hedefler alması için ve bunların şeffaf ve uygulanabilir olması için mücadeleye devam edeceğiz. Evet, teşekkür ediyorum Ümit. Şimdi isterseniz yavaş yavaş ikinizin de yazarı olduğu rapora geçelim. Zira bu raporda aslında bu iklim zirveleriyle doğrudan ilintili. Şimdi İstanbul Politikalar Merkezi bir rapor yayınladı. Girişte de söyledik, Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritası. Şimdi hali hazırda Türkiye yıllık yaklaşık 506 milyon ton sera gazı emisyonuna sahip yıllık. Kişi başına da ortalama 6 ton civarında yine bir salıma sahibiz ve bu biraz yıllar itibariyle de yükseliyor gibi görünüyor. Dünyadaki yine yıllık salımların da %1'inin biraz geçkince üzerinde Türkiye sorumlu bu dünyadaki salımlardan. Ve bunların yaklaşık 1/3'ü de kömür kaynaklı. Şimdi nasıl olacak da Türkiye 2050'li yıllarda net sıfır karbon hedefine uygun bir yol haritası, bir patika hem endüstriyel anlamda hem ekonomik anlamda hem toplumsal anlamda böyle bir değişim ve dönüşüm geçirecek ki nasıl bir yol izleyecek ki bu emisyonlar sıfırlanacak? Şimdi bu rapor buna aslında açıklık getirmeye çalışan bir rapor ve demin de söylediğim gibi Türkiye'nin ulusal katkı beyanına dair yayınlanmış detaylı analiz yapan ilk çalışma. Şimdi ben Ebru Hocama hemen sözü vereyim. Belki hani kısaca hangi motivasyonla yola çıkmıştınız bu raporu yazarken ve dediğim gibi girişte de 4 temel modellemeyle yapmışsınız bu raporu. İsterseniz biraz da bu detaylara hemen geçelim. Peki, çok teşekkürler. Bu rapor tabii İstanbul Politikalar Merkezi öncülüğünde büyük bir ekip tarafından hazırlandı farklı disiplinlerden. Zira sözünü ettiğiniz gibi aslında Türkiye'nin emisyonlarına katkıda bulunan farklı sektörleri göz önünde bulundurmamız gerekiyordu ve ayrı ayrı ve topluca çalışmamız gerekiyordu. Bu nedenle ki aslında net sıfır raporu temel olarak 4 farklı modelden ve birbirleriyle iletişim halinde ilerleyen 4 farklı modelden oluşuyor. Buradaki en önemli nokta belki Ümit Bey'in altını çizdiği 1,5 derece hedefiyle uyumlu bir yol haritası çizebilmek. 2050'de net sıfıra, net sıfır hedefini göz önünde bulunduracak şekilde. Burada en önemli noktalardan bir tanesi sizin vurguladığınız küresel emisyonların yaklaşık %1'inden sorumlu olan ve bir kalkınma az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke statüsünde bulunan Türkiye'nin bu küresel 1,5 derece hedefiyle uyumlu karbon bütçesi ya da yol haritası ne olabilir?
Raporda uzunca bir girişte bunu tartıştık aslında. 2050 ve 1,5 derece hedefiyle uyumlu Türkiye'nin patikası nasıl olmalı? Evet. Daha sonra da bu hedefle uyumlu sektörel modelleri ya da sektörel dinamikleri göz önünde aldık. Hangi sektörler bunlar? Günümüz itibariyle toplam emisyonların %35'inden daha fazlasına da sorumlu elektrik üretim sektörü. Bunun yanında her biri yaklaşık %20 paya sahip ulaşım sektörü ve sanayi sektörü, ki bu enerjiden kaynaklı emisyonlar. Sanayide tabii ki diğer emisyonları, proses emisyonları gibi diğer kaynakları da eklersek, sanayi ve üretici sektörler aslında Türkiye'nin şu andaki emisyonlarının oldukça büyük bir yüzdesini oluşturuyor. Daha sonra da binalar, burada konut ve ticari binalar ayrı ayrı çalışıldı. Ve bu modelleri net sıfır hedefiyle uyumlu olarak nasıl politikalar izlenmeli, hı hı, her birinin detayıyla çalışmış olduk. Özellikle elektrik sektöründe söylediğiniz çok önemli kömürden çıkış ve özellikle kömürden nasıl çıkabileceğimiz, doğalgazdan nasıl çıkabileceğimiz senaryoları bizim için öncelikliydi elbette. Hı hı, evet. Şimdi ben aynı soruyu Ümit sana da sormuş olayım. Dediğimiz gibi farklı alanlardan akademisyenlerle birlikte yürüttünüz bu çalışmayı. Nasıl yola çıktınız? Hangi yöntemleri izlediniz? Onlarla ilgili istersen sen de değerlendirmelerini paylaş. Ümit, biz senin sesini duyamıyoruz. Evet, şimdi herhalde, hı-hı, alıyorsunuz. Evet. Biz bu çalışmayı yapmaya başladığımızda Türkiye henüz Paris Anlaşması'nı onaylamamıştı ve ufukta da pek gözükmüyordu açıkçası. 2020'nin ilk yarısı gibi 1,5 sene oldu. Paris Anlaşması onaylanmadığı gibi Türkiye'nin bir net sıfır hedefi alacağına dair de bir işaret yoktu açıkçası. Hatırlarsınız, Türkiye özel koşullarını öne sürüp hiçbir zaman azaltım hedefi almamayı, yani mutlak azaltım hedefi almamayı düşündüğünü sık sık söylüyordu. Evet. Fakat biz tabii bunun sürekli sürdürülebilir bir pozisyon olmadığını herkes biliyordu. Yani biz de biliyorduk, herkes biliyordu. Türkiye eninde sonunda Paris'e taraf olacak ve eninde sonunda dünyanın gidişatına uyacaktı. Biz de bunu düşünerek, eğer Türkiye Paris'e taraf olur da 2050'de net sıfır hedefini alırsa ne yapmalı diye yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki sadece Türkiye değil, pek çok ülke 2050'de net sıfır hedefini alıyor ama sonra bunu nasıl gerçekleştireceğine dair bir uzun dönemli gerçekçi bir plan sunmuyor. Sunan ülkeler de var ama sunmayanlar daha fazla. Bu da nasıl çıkar? Sadece oturarak yani kalemle kağıtla yapılabilecek bir iş değil. Bununla ilgili gerçekten bütün sektörleri göz önüne alan modellemeler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız bu çalışmanın ilk olma niteliği buradan yola çıkıyor. Biz hem 2030'u hem 2050'yi, yani 2030 şunun için önemli, biliyorsunuz NDC denen ulusal katkı beyanları 2030'u hedefliyor, orta vadeli hedef diyelim. Ve 2050'yi, yani uzun vadeli hedefi öngören ilk çalışmayı yaptık. Sadece karbondioksit emisyonları ve Ebru Hoca'nın saydığı gibi bütün aslında karbondioksit salan bütün sektörler. Yani bizim raporumuzda metan ve diğer sera gazları yok ama zaten top sera gazı emisyonlarının çok büyük bölümü karbondioksitten oluşuyor. Evet. Bunlara bakıp bunları modelledik ve modellerin birbiriyle konuşması önemli. Yani burada bir iki belki detay verebilirim, hı hı, metotla ilgili. Biliyorsunuz bu şeylerde senaryolar karşılaştırılır. Yani bir, hiçbir şey yapmazsanız ne olur senaryosu vardır. Bir, evet, de mükemmeli yaparsanız ne olur senaryosu vardır. Biz ikiyle sınırladık. Hani birden ara senaryo falan da yapılabilir, hı-hı, ama biz iki senaryo yaptık. Bir tanesi hiçbir şey yapmazsa, Türkiye bu yolda devam ederse ne olur senaryosu. Buna bas senaryo dedik. Evet. O senaryoyu işte Türkiye'nin büyüme hızını vesairesini öngörerek çizdik. Hı-hı. Ne kadar emisyon artacak. Burada en önemli şey elektrik üretimi, Ebru Hoca'nın söylediği gibi. Evet. Dolayısıyla elektrik talep artışı burada önemliydi. Elektrik talebindeki artış Türkiye'nin
en yumuşak noktasıdır aslında. Yani zincirin en halkasıdır. Çünkü talep artışı bakanlık tarafından o kadar yüksek hesaplanır ki yıllardır biliyorsunuz. Çok gereksiz yatırımlar bu hayali talep artışına göre planlanır. Sonra elinizde çok düşük kapasite faktörüyle çalışan bir yıl santral kalır. Biz bu talep artışını yine devletin şeylerinden, tahminlerinden yola çıkarak ama daha uzun vadede 2030 sonrasında Türkiye'nin uluslararası kuruluşlara uygun bir şekilde, kuruluşların tahminlerine uygun bir şekilde çizdiğimiz büyüme patikasından yola çıkarak belirledik ve bu elektrik talep artışına elektrifikasyon etkisini ekledik. Şimdi bu çok kritik bir şey. Çünkü biliyorsunuz ulaşım, binalar ve sanayide emisyon azaltımının temel yollarından bir tanesi doğrudan fosil yakıt yakmayı bırakıp elektrik yakmaya başlamak. İşte elektrikli araçlara geçmek, binaları elektrikle ısıtmak, ısı pompasıyla ısıtmak mesela veya işte sanayide elektrifikasyon, bunların hepsi elektrik talebini arttırıyor. Ama o elektrik de fosil yakıt kaynaklarından gelmemeli tabii. Yenilenebilir kaynaklardan gelmeli ki emisyon azaltımına faydası olsun. Bu elektrik talebinin artışını koymadığınız zaman ileride diğer sektörler dönüşürken elektrik sektörünün yükünün artacağını görmezden gelmiş oluyorsunuz. Biz bu hataya düşmemek için diğer modelleri çalıştırdıktan sonra karşımıza çıkan ekstra elektrik talebini elektrik modelindeki talebe ekledik. Dolayısıyla bu modelde gördüğünüz bütün işte hangi kaynaklar daha fazla kullanılıyor, kullanılmıyor, işte ne zaman kömürden çıkılır, ne zaman doğalgazdan çıkılır gibi öngörülerin tamamı bu elektrik sektörüne yönelik talep artışını göz önüne alarak çizilmiştir. Hı hı. Bu önemli. İkincisi de elektrik modelinde şöyle bir özelliği var. Kullandığımız elektrik modelinde hem üretim kapasitesi projeksiyonu hem de piyasa simülasyonu kullandık. Bu ne demek? Üretim kapasitesinin nasıl değişeceğini, yani doğalgaz nasıl artacak, azalacak, güneş arttığında kömür nasıl azalacak gibi üretim kaynaklarının artışını, azalışını koymakla yetinmedik. Bu çünkü piyasaya, yani fiyatlara falan bakarak, fiyat optimizasyonu yaparak falan bunlar şey yapılıyor. Ama bunun ötesinde bir de şebekeye baktık. Yani şebeke 2050'ye kadar, yani 2018'den 2050'ye kadar saatlik olarak, saatlik çözünürlükte şebekeye bakıldı ve dolayısıyla bu çizdiğimiz net sıfır senaryosunda elektriğin kesilmemesine, herhalde en basit anlaşılacak şekilde böyle söylenir. Evet. Elektrik kesilmemesine dikkat ettik. Çünkü biliyorsunuz yenilenebilir kaynaklar kesintili kaynaklar olduğu için yenilenebilir kaynaklar arttıkça şebekede esneklik şeyi artıyor. Yani ya batarya depolama kullanmak zorundasınız ya işte doğalgaz santrali kullanmak zorundasınız hazırda bekleterek falan filan. Dolayısıyla bütün bunları görebilmek için de şebekede yüklere bakmanız lazım. Yani yükün yüksek olduğu zamanlarda yetmiyorsa eğer ve bir şekilde şebekede kesintiler oluşuyorsa o zaman bu model çalışmaz. Çalışabilir olmasını sağladık. Dolayısıyla bu iki şeyi özellikle vurguluyorum. Birincisi elektrik talebindeki ekstra artış bizim raporumuzda var. İkincisi elektrik kesilmiyor. Dolayısıyla aynı zamanda insanların ulaşımı da kesilmiyor. Yani şunu da yapmadık biz. Yapmak lazım aslında ama biz yapmadık. Mesela insanlar daha az seyahat etsin. Daha az tatile çıksın. Uçağa binmesin değil mi? Yani bunlar küresel ısınmayı durdurmak için gerekiyor ama biz bunları da koymadık modele. Yani gerçekten araba sayısı artıyor, insanlar yine uzun mesafelerden gelen muz yemeye devam ediyorlar falan filan. Yani bütün bunları çok fazla oynamadan ekonominin inşaat yapmaya devam ediyoruz falan. Bütün bu ekonominin mevcut yapısını büyük ölçüde koruyarak ama abartılı, devletin abartılı tahminlerini değil, uluslararası ekonominin tahminlerini baz alarak şeyimizi çizdik ve sonuç itibariyle biraz sonra sonuçları konuşuruz. Evet. Sonuç itibariyle net sıfıra yaklaşabildiğimizi bu varsayımlarla gördük. Gördük, tamam. Evet, şimdi bu gerçekten dört model başlığı altında yaptığınız çalışmada herhalde en kritik olan elektriğin nasıl üretileceği ve nasıl tüketileceği. Buna biraz takılıyoruz çünkü gerçekten çok uzun yıllardır kömürü konuşuyoruz. Onun yanında bence kömür kadar konuşmamız gerekir ama konuşmuyoruz. Doğalgaz gerçeği. Şimdi burada az evvel Ümit de söyledi, kömürün elektrik üretiminden
2035'te büyük ölçüde çıkılması ve doğalgazdan da 2050'de çok düşük kapasiteye indirilmesi 2050'li yıllarda ve ondan sonra 2050'den sonra da tabii ideal durumda Türkiye'nin karbonsuz bir elektrik üretimine geçmesi. Ben buradan sözü tekrar Ebru Hocam'a bunu detaylandırması açısından sözü kendisine bırakacağım. Çünkü yani biz kömürün maliyetini çok uzun yıllardır çok boyutlu olarak konuşuyoruz. Hem bunların çok ciddi ekonomik maliyeti var. Yerli kömürle çalıştıramadığımız için ithal kömür maliyeti var. Sağlık maliyeti var. Çeşitli teşvik ve sübvansiyon mekanizmalarından faydalandırdığımız için bu kirli sektörü başka türlü devletin üzerine yönelik maliyetleri var. Bütün bu tabloya baktığımızda kömürden elektrik üretimini 2035'te nasıl sınırlandıracağız veya kömürden nasıl çıkacağız? Çok teşekkürler. Aslında kömürden çıkış hakikaten Glasgow'un da ana mesajlarından biri oldu zannederim. Zira gerek Avrupa Birliği içerisinden ülkeler gerekse hem ülke hem de firma düzeyinde kömürden çıkış tarihi verme bu Glasgow'un en önemli çıktılarından biri oldu. Bu açıdan bizim için de aslında kömürden ve onunla birlikte doğalgazdan çıkış ya da olabildiğince fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak birincil öncelikliydi bu modelde de ya da bu çalışmada da. Zira söylediğiniz gibi bir Türkiye kömüre ciddi derecede katkı veren, sübvansiyon veren ülkeler arasında sayıldığı için bu bizim halimize negatif olarak yansıyor. İkincisi yine vurguladığınız gibi ithal kömürün maliyeti oldukça yüksek, doğalgazın maliyeti oldukça yüksek. Dolayısıyla diğer cari açık gibi iktisadi problemlerimizi de katlandıran bir süreç bu. Şimdi bu net sıfır senaryosunda Ümit Bey vurguladı aslında hem uzun dönemde optimal olanı yani toplam maliyetler, yatırım maliyetleri, yeni santral açma, onları bakım onarım maliyetleri gibi maliyetler söz konusu olduğunda uzun dönemde optimal nasıl bir strateji izlemeli? Bu sorunun cevabı arandı. Bir de ayrıca bununla birlikte hakikaten elektrik kesintisi hiç olmasın, evet, anlık talep her zaman karşılanabilsin kısıtı söz konusu edildi. Bu noktadan baktığımızda aslında hakikaten ekonominin toplam talebi de çok ciddi derecede değişmeyecek şekilde bugün itibariyle %50'nin üzerinde kurulu gücün %50'sinin üzerinde payını oluşturan fosil yakıtların net sıfır senaryosunda %10'un altına düşmesi, kömürden 2035 itibariyle çıkış için söz konusu olmasının gerçekçi olduğunu, bunun yapılabilir olduğunu, üstelik de optimal olduğunu belirli kısıtlar altında göstermiş olduk. Bence bu çok önemli. Gerek maliyetler argümanı üzerinden, gerekse işte yenilenebilirin volatil olması, çok güvenilir olmaması gibi argümanlar üzerinden gelişen argümanları, karşı argümanları da bu şekilde cevaplamış olduk diye düşünüyorum. Evet. Belki burada sonuçlara geçmeden önce bir yenilenebilir enerji az evvel biraz Ümit değindi ama belki sizin de o noktada eklemek istedikleriniz olabilir. Yenilenebiliri nasıl modellediniz üretimin içinde? Burada yenilenebilir hali hazırda zaten kurulu gücün %15'inden fazlasını oluşturuyor Türkiye'de. Özellikle güneş ve rüzgardan bahsediyoruz. Bununla birlikte tabii HES'ler de hem barajda hem akarsu HES'leri de modelde söz konusu. Ancak hem HES'lerin payını, yenilenebilirin payını ve fosil yakıtların payını ayrı ayrı takip ettik. Burada özellikle jeotermal ve biyokütle gibi toplam kurulu güçte önemli ölçüde küçük payları olan kaynaklarda olmakla birlikte yenilenebilir dediğimizde aslında temel olarak güneş ve rüzgar enerjisinin katkısından bahsediyoruz. Ve Ümit Bey'in söylediği gibi, vurguladığı gibi aslında yenilenebilirin bu volatil olma halini bertaraf edebilmek için de aslında elektrik modelinde çeşitli teknolojik çözümler, esneklik çözümleri
söz konusu edildi ve modele dahil edildi. Evet. Teşekkür ediyorum Ebru Hocam. Ben tekrar sonuç kısmına yavaş yavaş geçelim diye sözü Ümit'e verirken burada bir de nükleer başlığı açmışsınız. Şimdi nükleer hali hazırda Türkiye'de nükleerden enerji, elektrik üretmiyoruz ama işte Akkuyu Nükleer Santralı'nın inşaatı devam ediyor. Bugün şantiyesinde zaten sular basmış. Sürekli bu tarz konularla gündeme gelen bir santral yapımından bahsediyoruz. Zemininin çatlaması gibi reaktörün yerleştirileceği alanda. Şimdi nükleeri burada nasıl modellediniz? Yani 2023 ve sonrasında hizmete girecek şekilde mi? Onu biraz detaylandırmanı isteyeceğim Ümit ve ondan sonra da sonuç kısmına geçelim. Türkiye özellikle de ekonomik faaliyetlerden kaynaklı konuşuyoruz bu emisyonların hepsini. Nasıl bu sanayiyi dönüştüreceğiz? Belki de en önemli kısmı o. Bu konuyla ilgili de lütfen görüşlerini paylaşırsan sevinirim. Şimdi baz senaryo, yani hiçbir şey değişmezse ne olur senaryosu yapılırken o ülkede şu anda ve yakın gelecekte ekonominin, enerji kaynaklarının, enerji talebinin nasıl değişeceği masaya konur ve oradan itibaren başlanır. Yani ne varsa onu koyarsınız. Şimdi bugüne kadar nükleer yoktu ama yani nükleer santralin olacağı da birkaç sene önceye kadar en azından ben mesela olmayacağına inanmıştım. Ama maalesef artık Akkuyu Nükleer Santrali 4800 megawattlık 4 reaktörünün muhtemelen biteceği ortaya çıktı. Çünkü iki tanesi şu anda inşaat halinde, evet. Diğerleri de başlayacak. 2023'te açılacağı söyleniyor ama bu biraz abartılı bir tahmin. O yüzden biz hepsi birden ne zaman açılırı işte 2026'dan sonra başlayarak 2030'a kadar yılda bir tanesi açılır diye modele koyduk. Bu bizim baz senaryomuz. Evet. Ama başka bir nükleer santral koymadık. Yani başka bir nükleer santral, Sinop vesaire falan yok. Sadece Akkuyu şu anda inşaat halinde olduğu için baz senaryoda var. Ama bir de nükleersiz senaryo yaptık. Yani baz senaryoda olan her şey tabii net sıfır senaryosunda da başlangıçta olmak zorunda. Evet. Dolayısıyla net sıfır senaryosunda da nükleer var. Ama bir de ne olur ne olmaz dedik. Yani dünyada nükleer santrali yapıp da açamayan bir sürü ülke var. İnşaatı duran bir sürü ülke var. Yani bu uluslararası ilişkilerle ilgili bir konu, risklerle ilgili bir konu, maliyetlerle ilgili bir konu belli olmaz. Yani 2030'a kadar eğer açılmazsa o zaman neye benzer? Bunu da görmek lazım. Dolayısıyla bir de nükleersiz baz senaryo ve nükleersiz net sıfır senaryosu yaptık. Ama bunlar sadece elektrik modeli için tabii. Evet. Dolayısıyla yani nükleerin yeri bu. Nükleer bir yenilenebilir enerji gibi iklim değişikliğine çözüm olan bir kaynak olarak görülmüyor. Ama işte artık Türkiye'nin mevcut yapısı içinde, elektrik sistemi içerisinde yer alacağı varsayıldığı için modellere girdi. Evet. Alternatifli olarak. Evet, evet. Peki istersen hemen söz sendeyken sonuçlarla ilgili de devam edelim. Şimdi sonuçlar aslında çarpıcı. Yani biraz önce söylediğimiz varsayımlarda baz senaryodaki işte büyüme, elektrik talep artışı, enerji talep artışı, verimlilik, hani normalde de zaten verimlilik artıyor, normal verimlilik gibi baz senaryoyu oluşturan varsayımların üzerine net sıfır senaryosunda biz bazı şeyler ekledik. Bunların birincisi, bazı politikalar ekledik. Bunların birincisi, yenilenebilir enerji kapasitesini hızlı ve yüksek miktarda kullanmak var. Yani bu çok önemli. Belki de en önemli varsayım bu olabilir. Siz bekleyerek kömürün sistemden çıkmasını sağlayamazsınız. Yani bir takım müdahalelerde bulunmanız lazım. Bu müdahalelerin bir tanesi de, yani mesela karbona fiyat koymak bir müdahale olabilir ama bizim tercih ettiğimiz müdahale yenilenebilir enerji kapasitesini hızlı arttırmak oldu. Yenilenebilir kapasitesini hızlı arttırırken de demin söylediğimiz batarya gibi
Uluslararası interkoneksiyon hatları gibi esnekliği, şebeke esnekliğini sağlayacak çözümleri de buna ekledik. Ve bu sayede yani yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgarı hızlı arttırmak ve esneklik çözümleri sayesinde kömür 2030'larda çok düşük seviyeye indi ve 2035'te büyük ölçüde devreden çıktı. Evet. 2035'te sadece 1.3 gigawattlık bir tane reaktör, çok nükleer konuşunca reaktör dedim, santral kalıyor, kömür santralı kalıyor ama o artık hani onu sadece 2035'te kömürden çıkış kararı verirseniz onu da kapatırsınız. O kadar evet. Yüksek bir miktar değil. Dolayısıyla bizim şeyimiz 2035'te Türkiye'nin kömürden çıkışının mümkün olduğu ve son derece kolay olduğu yönünde bu varsayımlar altında. Artı başka varsayımlar da var. İşte binalarda büyük ölçüde elektriğe geçiş ve verimli aletler kullanmak, enerji verimli kullanan aletler kullanmak, ulaşımda büyük ölçüde raylı ulaşıma ve toplu taşımaya geçiş, yük taşımanın ve toplu taşımanın da raylı ulaşıma doğru geçmesi, dolayısıyla elektriklenmesi, karayolundaki araçların da büyük ölçüde benzin, mazot kullanmaktan elektrik kullanmaya geçmesi gibi varsayımlar. Bir de sanayi var. Sanayi evet. kısmını biraz daha Ebru Hocam daha detaylı anlatabilir. Tamam. Sonuç itibariyle bütün bu varsayımları kullandığımızda kritik olan sayıları şöyle özetleyebiliriz. 2030 yani Türkiye'nin NDCC için hedef olan 2030 yılında Türkiye'nin enerjiden kaynaklanan yani enerji tüketiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonları 2018 seviyesine göre %37 azaltılabiliyor. Sadece enerjiden kaynaklananları değil, sanayi proseslerinden kaynaklanan emisyonları da dahil ettiğinizde 2030 yılında 2018'e göre %32 azaltım yapılabiliyor. Yani buna bu tabii sadece karbondioksit, buna sera gazındaki şeyleri de katarsanız, onları evet. biz tabii çalışmadık. Kabaca Türkiye'nin NDCC'si yaklaşık 2030'da 2018'e göre %30 civarında bir azaltımı Türkiye verebilir. Evet. Bu modelin temel sonuçlarından bir tanesi. İkinci önemli sonuç, 2030'la ilgili sonuç, Türkiye yine endişesine bunu koyabilir. Elektrik sektöründe emisyonlar %50 azalabiliyor. Yani diğer sektörün tamamında %30 civarındayken elektrik sektöründe %50 azalabiliyor. İşte dediğim gibi kömürden 2035'te çıkılabiliyor. Ve yine 2030 için önemli bir şey, binalardan kaynaklanan emisyonlar da %50 azalabiliyor. Yine bizim kullandığımız varsayımlar kullanıldığı takdirde. Ama bunu yapabilmek için en temel şey yine bunun NDC'de, ulusal katkı beyanında olması lazım. Evet. 2030'da yenilenebilir enerji kapasite hedefi sadece yalnız burada yenilenebilir enerjiden HES'ler hariç onu vurgulayayım. Yani rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle bunun ve çoğu da rüzgar ve güneş olmak üzere evet. toplam kapasitenin yani kurulu gücün %50'sine ulaşabiliyor. 2030'da bu da bir hedef olabilir. Ama bunu yapmak için yılda 2,5-3 gigawattlık her birinden olmak üzere rüzgar ve güneş yeni kurmak gerekiyor. Yani her yıl yeni 2-3 gigawatt, 2,5-3 gigawatt rüzgar ve güneş kurmanız gerekiyor ayrı ayrı ki bu %50'ye ve bu bahsettiğim %30'a ulaşabilirsiniz. Ulaşabilelim. Evet. Kabaca böyle 2050'de de tam net sıfıra ulaşamıyoruz bizim modelimizde ama işte %70 ile 80 arasında bir 2018'e göre azaltım ortaya çıkıyor. Tam sıfıra ulaşmak için başka daha fazla farklı şeyler de yapmak lazım. Gerekiyor. Evet, teşekkür ediyorum. Hemen ben sözü Ebru Hocam'a vereyim sanayi ile ilgili kısmı detaylandırması için. Şimdi 2050'de net sıfıra tam olarak sıfıra ulaşamamamızın bir nedeni sanayi sektörlerinin emisyonlarını gerek enerjiden kaynaklı gerek proseslerden kaynaklı sıfırlayamamamız. Bence bu raporun sanayi açısından özelinde en önemli mesajı hakikaten Türkiye'nin büyüme paradigmasını ne şekilde farklılaştırması gerektiği vurgusunu bir kere daha altısını çizmesi. Biz farklı yönleriyle sürdürülebilir büyüme açısından da örneğin inşaata dayalı büyümenin,
İşte yüksek katma değer inşaata dayalı büyümeden çıkışın, yüksek katma değerleri ürünleri doğru sanayi yapısını değiştirmemizin ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Bence bu raporda da farklı bir kriter açısından, yani karbondioksit emisyonları açısından da bir kez daha vurgulanmış oldu. Çünkü aslında sanayideki emisyonların, özellikle enerjiden kaynaklı emisyonların en önemli sorumlusu demir çelik gibi, çimento gibi, kimya sektörü gibi aslında yüksek enerji yoğunluklu sektörlerden kaynaklı emisyonlar. Sanayideki bu dönüşümün, örneğin Ümit Bey de vurguladı, bir karbon fiyatlaması yapsaydık, büyük oranda sanayideki üretici sektörlerin bir yapısal dönüşümden geçmesi gerektiği sonucuna ulaşacaktık. Ama zaten sürdürülebilir büyüme açısından da ve farklı yönleriyle sürdürülebilir büyüme ve kalkınma açısından bunun gerekliliğinin altını çiziyoruz. Evet. Bu raporda ayrıca emisyonlar açısından da bu dönüşümün ne kadar kritik olduğunu gösteriyor bence bize. Onun haricinde düşük emisyonlu sektörler, düşük enerji yoğunluklu sektörler, otomotiv gibi, makine sanayi gibi yüksek katma değerli, görece yüksek katma değerli sektörlerde özellikle yenilenebilir enerjiye geçiş, enerji verimliliği gibi farklı parametrelerin ne kadar önemli olduğunu bu rapor vurguladı. Bu raporun tamamlayıcı ve bütünleşik bir bakış açısı na sahip olması açısından tarım ve hizmetler sektörlerinin de enerjiden kaynaklı emisyonları eklendi, karbondioksit emisyonları var. Burada da büyük ölçüde elektrifikasyon, yenilenebilir enerjiye geçiş ve enerji verimliliği parametrelerinin kritikliğini göstermiş olduk diye düşünüyorum. Evet. Peki bu çalışmayı yaptınız, tabii artık bu kamuya mal olmuş bir rapor ama acaba çeşitli bakanlıklarla, farklı birimlerle bu raporu paylaştınız mı, paylaşacak mısınız veya onlardan böyle bir talep geldi mi, var mı böyle bir şey? Aslında yani... politika yapıcılar farklı düzeylerde zaten iletişimde olduğumuz grupları da oluşturuyor. Bu raporun da farkındalar ve zaman zaman bu konuda haberleşiyoruz ama aslında politika yapım aşamasındaki, yani politika yapımından sorumlu grupların da benzer raporlar üzerinde çalıştıklarını, farklı sektörler için farklı modelleme çalışmaları içerisinde olduklarını biliyoruz. Bence zaten Türkiye'nin yol haritasını da bu ilk rapor, evet, bunu tamamlayan, karşı çıkan, tartışan, olabilirliğini yeniden ve yeniden değerlendiren farklı çalışmalar ortaya çıkacak. Evet. Sanırım hani bilimden ve bu tarz çalışmalardan yararlanmanın güzelliği de burada. Ümit Bey bahsetti, 2050 hedefi veren, net sıfır hedefi veren pek çok ülkenin aslında bu detayda çalışması yok ya da açıklanmış durumda değil. Dolayısıyla farklı raporların, farklı çalışmaların ortaya çıkması buradaki hedefi ve hedefin varılabilirliği argümanlarını güçlendirecektir diye düşünüyorum. Ümit Bey ne der? Evet, Ümit, aynı soruyu hemen sana da yöneltmiş olayım. Şimdi şu çok önemli, yani herkesin emisyonların nereden geldiği konusunda bir fikri var biraz. Fakat gerçekten bir emisyon azaltım politikası uygulamanız için bazı şeyleri önce ve daha fazla yapmanız, bazı şeyleri daha sonraya bırakmanız, bazı konuları önceliklendirmeniz ya da ikinci sıraya koymanız lazım. Bunun başka bir yolu yok. Yani herkes kendi meşrebine göre bir azaltım haritası yaparsa, ki yapabilir tabii, herkesin böyle bir hakkı var, ama sonuçta gerçekten emisyonlar azalır mı azalmaz mı o belli olmaz. Şimdi mesela bir diyelim ki enerji sektöründeki bir kişi, sırf fosil yakıt sektöründen bahsediyorum, sırf işte onun doğalgaz santrali çalışmaya devam etsin diye iklim değişikliğine mücadelenin en önemli yöntemi CCS'tir diyebilir. Gidiyorlar zaten. Yani CCS işte karbonu yakalamak ve gömmek. Evet. Ama biz biliyoruz ki CCS son derece pahalı, son derece zor.
artı büyük ölçüde o fosil yakıt santrallerini ayakta tutma sonucunu veriyor. Bir başkası gıda hareketinden bir insan çok önemsediği için işte tarım emisyonlarını, tarımdan kaynaklanan emisyonların en önemli emisyonlar olduğunu söyleyip buna yönelik bir harita çalışabilir. Bu da çok önemli öte yandan, yani özellikle metan emisyonları açısından tarım ve hayvancılık çok önemli ama yine biliyoruz ki hani ne dünyanın ne Türkiye'nin emisyonları içerisinde tarımın payı elektrik sektörü kadar ya da sanayi kadar fazla değil. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Elinizde böyle bir bilimsel baza dayalı metodolojiyle yapılmış çalışma olmadan konuşmak biraz boş kalıyor. Evet. Ki bizi bu çalışmanın politika yapıcılar tarafından da ilgi topladığını biliyoruz. Çünkü en son işte evvelki hafta Türkiye'de bir lansmanını yaptık. Siz de biliyorsunuz. Ardından geçen hafta da Glasgow'da COP'ta bir sunumunu yaptık. Ve orada da görüştüğüm çok sayıda bakanlık yetkilileri oldu. Herkes bu raporu incelemiş durumda, sorular soruyorlar, hatta daha sonra daha detaylarını konuşmak istiyorlar. Yani böyle buna bir ilgi var. Bu raporu Türkiye sadece bu rapor üzerinden NDC yapmayacak elbette. Çok bir sürü başka çalışma yapılacak ama ben en azından şeffaf olması açısından, yani bir rapor hazırlarsınız ama yayınlamazsınız, kapalı kapılar ardında kalır. Bunun iklim politikalarının oluşmasına bir faydası yok bence. Faydası olabilmesi için herkesin gördüğü, yayınlanmış, metodolojisi belli, şeffaf çalışmaların konuk müzakere edilmesi lazım. Ben bu açıdan bu raporun işe yarayacağını, yani sadece politika yapıcılar için değil, kamuoyu açısından da işe yarayacağını düşünüyorum doğrusu. Peki. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de, hem programa katıldığınız için hem de verdiğiniz bilgiler için. Umarız raporda hizmet etmesi gereken alanda hizmetini yapar ve başarılı olur diyelim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Bu hafta Ekolojik Odak'ta İstanbul Politikalar Merkezi'nin farklı disiplinlerden akademisyenlerle oluşturduğu Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası başlıklı raporunu konuştuk. Konuklarım İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ve ODTÜ İktisat Bölümünden Profesör Doktor Ebru Voyvoda'ydı. Tekrar her iki konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Bu hafta da Ekolojik Odak'ın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.